Kimler kimlerle var? Hop. Adam gerçekten seçilmiş bürokratlar için isyan mı başlattı memlekette? Neyse geçmiyor isyanı ama. Hatta 47'ye düştü, kapandı bile. Partiden ayrıldı mı bu? Ayrıldı, 81 oldu. Oha. Bir sonraki seçimde tekrardan Whig Partisi bünyesine girecekmiş. Siktir git buradan. Bir tane azaldı diye bakarım ben bu mevzuya. Birazcık gücüm düştü gerçi Whig Partisi'nde ama olsun. Genel olarak bizim için daha hayırlı bir şey oldu. Şimdi filoyu bir geliştirelim. Zırhlı firkalar geldi. Torpido botlar gelmiş. Anasının gözüymüş. Ha, tabii bunu kademeli olarak değiştirmediğim için izin vermiyor. Bu da saçma bence. Niye bir kademe üstüne geliştiriyoruz? Direkt iki kademe niye geliştiremiyoruz? Bilmiyorum. Askeri tersaneleri de çelik gövdeye çeviremem. Hangi bina ahşap firkateyni tüketiyor? Deniz üssü. Onları çeviriyoruz. Düzelir şimdi. Tersane ve silah fabrikalarını nasıl kar ettiriyoruz? Ben onu çözemedim hala. Savaştıkça. Savaşmadan zaten üretimler daha az olduğu için bir şey götürmüyor. %30 ivme mi alıyorlar? Hayır. İstemiyoruz. Ticaret merkezi üretim hacmi versen. Monitörler de okey. Hepsi değişmedi daha ama değişince şey yaparız. Abe geliyor mu? Abe'i geçirin başa. Hah, %20 daha geldi. Pırt, %20'nin desteğine bak sen. Savaşmadan silah satma. Şimdi şöyle bir şey yok. Kar etmeyen şey üretim yapamıyor oyunda. Yani kar edip üretim yapması gerekiyor. Sen fazla üretimi satabiliyorsun. Sen direkt ben dışarıya satayım diyerek üretim yapamıyorsun Vanilla'da. Öyle bir mantık olmadığı için o senin dediğin pek işe yaramıyor. Bir de herkese sürekli silah lazım olmuyor. Savaştıkça lazım oluyor. O yüzden yine aynı mantık söz konusu. Victoria 2'de var mı peki bu? Victoria 2'de stok mantığı var. O yüzden kıyaslamak çok doğru değil. Yani sen stoklayabiliyorsun. Stokladığın zaman fiyatı fırlıyor tabii ki doğal olarak. Hatta büyük bir ülkeysen bütün dünyadaki fiyatı etkiliyorsun stoklayarak. Çünkü dünya pazarındaki bütün malı çekiyorsun. Hani kıstas yapacaksan onu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bir şey diyeceğim. Biz hala inşaatı ucuzlatmış değiliz. Bizim demirleri fırlatmamız lazım ucuzluk için. Sonra da kağıt. Maksimum verimi alalım ki yatırım havuzu bittiğinde elimiz kalmasın çükümüzde. Hala seçilmiş bürokratlar tartışması yapıyor herif ya. Ya git. Git lan. Yani herkes savaşıyor ama benim ülke hiçbirine silah satmıyor. O saçma sanki biraz. Yo, savaşanları satabilirsin. Niye satamayız? Öyle deme, ben silah fabrikalarına sübvansiyon veriyorum. Zaten otomatik sübvansiyonlu oluyor diye biliyorum ben. Modda oynarsan daha mantıklı. Çünkü asker zaten belli bir oranda tüketiyor. Ben üretim metotlarını unuttum buralarda. Değiştirdik. Şimdi asker belli bir oranda zaten yiyor, tamam mı? Sen onu bir üretiyorsun. Portal Winch de gelmiş. Şunları da çevirelim hemen. Çevir çevir çevir. Çevir. Şimdi nerede onlar? Bak, kâr etmiyor, görüyor musun? Ama savaş başladığında ne kadar götüreceği önemli. Şu an çok ucuz, kâr etmiyor. Maliyeti daha yüksektir doğal olarak. Savaşa girdiğinde ise GDP tavan yapmaya başlıyor bu sefer. Hatta GDP düşüşünü de şimdi sana göstereceğim. Bak, görüyor musun GDP'min düşüşünü? Bu savaş ekonomisinin kapanışı. Savaş ekonomisinin kapanmasıyla oluyor bu. Yani savaştan savaşa onların ekonomik bonusunu görüyorsun zaten. Bilmiyorum. Ya onunla ilgili açıklanmış bir şey yok, o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Güzel, demir geliyor. Hala çıtırından bir eksi yiyoruz biz ama. Tat 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 tat.
çıkartsınlar. Dışarıya deli gibi kumaş satıyorum. Peki. Kâr etmemesi daha iyi. Silah ucuzladığı için giderin azalıyor. Selamlar. Nitrogliserini açmadık biz. Aba. Ama bu da giderimizi rahatlatır muhtemelen. Patlayıcın bu kadar kıtlıkta olduğunu düşünmüyordum. Kaç tane var ki? 3. Zırt. O zaman her şeyden önce biraz patlayıcı lazım bize. Patlayıcı gelirse hepsi rahatlayacak gibi. İnşaat, hükümet, ordu, burada kullanılan ürünler ne kadar ucuz olursa o kadar iyi olur ekonomi için, devlet gideri. Yine geldim. Single player akıyor mu modla? Ya modla alakalı bir sıkıntı yoktu zaten. Şeyle alakalıydı. Oyunun kendisiyle alakalıydı. Onu da patch'te düzeltmişler. İtalya kurulmuş. İki ufak eksikle beraber. Onun dışında AI takılıyor gibi. Keyifleri keka. Gök Krallığı 90 milyon mu? Ananın örekesi. Britanya 107 milyon. Gök Krallığı çıkmış da bütün para buradaymış herhalde. Modla oynarken başarım geliyor mu bilmiyorum. Zannetmiyorum ama. Geçen Mustafa bir şeyde başarım geliyor diyordu. Ona bir şey diyemeyeceğim. Öyle bakarsak hepsi mi zarar ediyor? Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Nevada'da altın mı varmış? Ne kadar altın var oralarda? 6'ya 8. İyi, ver. Nevada çöl gerçi. Yani çöle bassak ne kadar kar eder bilmiyorum ama. Ver geç. Sayın Gök Krallığı. En iyi vergi ve ordu kanunu hangisi? Ordu da ben açık ara profesyonel orduyu tercih ediyorum. Çünkü Vanilla'da zaten profesyonel ordu dışında diğerleri şey veriyor mu bilmiyorum. Askerlerin diğer şeylerini açıyorlar mı? Abi çok büyük eksi atıyorsun bize ya. %10 bile çok fazla ki. Aksilik yemeyelim, devam. Kim bunlar? Uzman deniz komutanı. Tecrübeli abi saçmalamayın. Saçmalamayın lan. İkiniz de bana lazımsınız. 976 güzel, kâra geçtik. İnşaat ucuzlamaya başladı. Patlayıcıyı dengeledikçe rahatlayacak. Bu sırada çelik çok pahalı. Çelik niye bu kadar pahalı? Pensilvanya'da 5 tane var. 2 tane Massachusetts. 2 de Virginia'ya atalım olmadı. Fırlat. Çok da ucuzlamasını istemiyorum. Şirket getirisi var sonuçta ortada ama en azından biraz ucuzlasın ki aletlerin de üretimi artsın. Amerika ortasındaki boşlukta niye koloni vermiyorsun? Verdik. Vermedik mi? Verdik. Niye koloni yaptığını bilmiyorum. Comanche'ler diye mi? Yuh. Ne alaka? Vermiştik buraya zaten. Texas'ın tamamına sahip değilim gözüküyor Comanche yüzünden. Allah Allah. Bunu da yapalım. Var mı haritacı maritacı? Topçu. Topçumuz mu var? Genekselci git sen yap. Vergi hangisi iyi? Yavrum ona bakabiliyorsun zaten ya. Mouse'unu böyle tuttuğun zaman gösteriyor sana hangisi daha iyi kazandırıyor, ne kadar götürüyor bak. Düz oranlı şu an 18K götürüyor. Kademeli geçersem 22K eksi atıyor. Vallahi ben hala daha bilmiyorum Comanche'yi neden yiyemediğimizi ama Comanche biraz sıkıntı. Oyun başı kişi başı vergilendirme. O her ülke için geçerli değil. Bakın lütfen ezber yapmayın şu oyunlarda. Nefret ediyorum şu olaydan. Ezbere oynamayın. Japonya falan oynadığınız zaman kişi başına vergilendirme geçirdiğinizde eksi veriyor. Üzerine mouse'unuzu götürün bakın.
Gösterir farkını, gösterir zaten buradan. Ezber oynamayın oyunları. %50. Ah güzel. Şansımız varmış. İlgi var mı Komançilerde? Var. Zaten bizim bölgemiz içerisinde oralar. İlgimiz var ama nedense koloni atamıyor. İçeride kaldığı için galiba ya. Hudut değil de içeriye geçti ya. Bizde şu an hudut var. Muhtemelen ondan dolayı atamıyorum. Hudutu değiştirmem lazım da. Hudut da şu an değiştirilecek bir şey değil. Niye kızdın ki abi? Yıllardır çünkü bu işi yapıyorum. Yıllardır bu tarz bir şeyle karşılaşıyorum. İnsan ister istemez bıkıyor bir yerden sonra. Mevzu seninle alakalı değil. İlerlet. Risk yok nasılsa. Küçük burjuvazi niye bu kadar buff aldı ya? Herifler güç alıyor sürekli. İspanya sende usludur, seni de yerim. Beni delirtmesin. Meksika ile savaşıyordu ya, onlar bug'a girmiş olabilir. Ya hem o olabilir, bence bu huduttan dolayı da olabilir. Hudutu değiştirirsem şey yapabilir, değiştirebilir. Yok, Comanche ile bir şeyimiz yok, diplomasimiz yok. Zaten burası şey bölge. Koloni alınmayan bir bölge olarak gösteriyor. Bayı yeriz. Önce bir Meksika'yı yiyelim ama. Ne zaman geliyor bunun ateşkes? 20 ay. Tamam, 20 ayda hem götü toplarız hem de ordu savaşmaya hazır hale gelir muhtemelen. Napolyon filmini izlemedim. Hayır. Event. Belki eventlidir. Yerlerinden falan etme eventleri. Ama onlar bitti ya. Yerlerinden etme eventleri bitti diye biliyorum. Oregon için ne istiyormuş? Batı Amerika'nın haritası çıkarılacak. Oregon yolu keşfedilecek. Washington vilayet bölgesinin tamamına sahip. Idaho, Oregon vilayetin bölgesine sahip. Tamam. Oregon sınır ihtilafı. Batı Amerika keşfi bitsin, ona bakarız. İlişkiyi geliştirdik zaten şeyle, İngilizle. Muhtemelen işe yarar. Hala mı savaşıyor? Bra. Ya burada kayboluyor. Burada risk değeri biraz artar diyor. Biraz artsın. Ne olur ne olmaz. Buna artı 3 ver. Eksi 7 olmuşlar. Başımız ağrımasın. Şu yasa bir geçsin. Bürokratların güçlenmesiyle beraber herhalde şey yapacağız. Bu sırada kim var başta? Birket gelmiş hakikaten. Eyüp niye gelmedi abi? Eyüp'ü başa geçirmemizin bir yolu yok mu acaba ya? Whig Partisi'nde gücünün mü yükselmesi gerekiyor acaba? Ya da event bazlı bir şeyi falan var mı? Artı 10K savaşçı kurdu. 4 saatlik kurgusu çıkana kadar izleme hocam. Zaten adamın savaşlarından ziyade aşk hayatını işlemişler. 150 dakika. IMDb 1.3. Doğrudur. 1.3 bana çok da şey gelmiyor. Makul gelmiyor. Şurada Victoria 3 yayını izliyorum ya. Başıma random olay geldi. Ne oldu? WhatsApp. WhatsApp'ta bir şey yok lan. Ha şimdi geldi. Yani gökten yağmur yağsa bize dildo düşüyor. Sendeki bu kısmeti
Ben çözemiyorum. Selamlar Bonus. İyi işte bak. En büyük asker bizim asker. Eksi 3 atıyor evanceliklere falan. Oo. Size çok leş bonuslar ve penaltılar atıyor ama neyse. Bitirin keşfi, bitirin. Oregon yolunu bulduk. Güzel. Prestijimizi aldık. Anlaşmayı da yaptık. Idaho falan bize geldi. Şuralardaki şeyi de yapacağız. Idaho, Washington ve Oregon üçünü de aldık. Artık Texas tarafını saymazsak Amerika'yız. Texas tarafı öyle süs niyetine kaldı gibi. 7.82, 8, 8.18. Şu an Virginia en uygunu gibi duruyor inşaatlarda. Virginia'ya ver inşaatı. Zaten genel olarak şu an giderimiz bayağı rahatladı bizim. Orduya tekrardan bir ufaktan çıtır yatırım yapabilirim. Birazcık fazla oldu. 10, 34'tü değil mi bu? 32, 10, 42. 8 tane daha ekleyeceğim. 50 tane piyade. Bence yeter de artar bile. Zaten bu saatten sonra başkası gelirse dışarıdan birini de çağırabiliriz. Abe Lincoln. Şöhretini kaybetmesin Abe. Yani bir tane aksaklık oldu fark etmez. Oy. Dinamit mi geldi? Bayılırım. Y 21 mi? Kardeşim şu an iklim bu tarz şeylere müsait değil. Hiç mi Twitter takip etmiyorsun ya? Ortamlar çok karışık. Hiç halkın nabzından bir haber ya. Halktan bu kadar kopuk yaşanmamalı. SB önceki yazılımcı 4. ayın kutlu olsun. Ben de 21'im. Okulun bitmeyen gelemezsin diyorlar. 2030'a kadar bitiremezsem askeri inzibat beni okuldan alır mı acaba? Yalnız bildiğim kadarıyla inzibat bakmıyor artık. Sivil polis bakıyor o mevzuya ama. En azından bir ara öyleydi. Hala öyle mi bilmiyorum. Bir de o sana ne kadar şey veriyorsa, üst sınır veriyorsa o oraya kadar darlamıyor olması lazım sen tecil ettirdikçe ya da okulun tecil ettirdikçe. Bunlar en azından bildiklerim yani. Değişmiş olabilir. Ülkede her şey sürekli değiştiği için onların da değişmesi gayet bence mantıklı. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. İnzibat ne yapıyor o zaman? Bilmiyorum, askeriye sor. Ama ya bundan en azından kaç sene önceydi? 10-15 sene önce sivil polise geçilmişti o konuda. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Aramıyorlar, her türlü işi düşer bana gelir diyor devlet demiş. Canım, okuldan niye korkuyorsun ya? Okul iyi bir şey zaten yani. Okul güzel bir şey. Okulun korkulacak bir yanı yok ki ya. Okuldan korkuyorum. Askere alın beni nedir ya? Bunu zorlarım ben. %18 bence zorlarız bunu. Haiti bizimle ittifak yapmak istiyor. Bu ülkenin gerçek gücü Haiti ittifakından gelir. Bir kere herkes bunun bir farkına varsın. Bu ikisi beraber bu kadar sinirliyken biz bu yasayı çıkarabilecek miyiz? Asıl sorun bu. Bakalım. Ben okuldan değil matematikten korkuyorum demiş. Oğlum ne olacak ya matematikten? İşin komik kısmı ne? Ben bu dayıyı geçirmek istesem Lincoln gidiyor. Lincoln'ı götürmek istemiyoruz doğal olarak. Yani aramızda varsa hayır Lincoln siktirsin gitsin falan diye. Ben istemiyorum en azından şu anda. O yüzden Lincoln'ın kalması lazım. Ama bir event falan gelip de Lincoln'ın başa geçmemesi de bana biraz garip geldi ya. Çok tarihi bir olay bu yani. Acaba zamanı uzatınca mı Lincoln geliyor? Bilmiyorum ama. Sonuçta iç savaş falan 60 küsürlerde çıkıyordu galiba. 50 sonu 60 küsür. Çüş. 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 Üş yine çüş. Küçük burjuvaziyi rahatlatabiliyormuşum. 15K gider çakıyor ama biraz onların radikalliklerini belki düşürebilirim.
Dur bakalım ya. 118 diye çıkacak diye bir şey yok sonuçta. Oppenheimer'ı getirsek olmuyor mu? İsyanla çıkarmıştım. Biraz gerçekçi olmuştu. Ya isyanla çıkmasını şu yüzden istemem. Çok büyük askeri gücü olur muhtemelen. Görmüyorum ama çok büyük olur muhtemelen. İşimize gelmeyebilir. Bu arada yatırımı ezemeyecek kadar iyi para kazanıyoruz. %25 siyasi güç mü düşürüyorsun? Aman yarabbim. Bu da beni radikallik etkiliyor şu an. Yani siyasi gücü düşse de bir şey değişmeyecek. Hala daha çok yüksek. Bu seçimden bir de iyi çıkmaları lazım bizimkilerin. Bu seçimden çok iyi oyla çıkmaları lazım. Bunların oylarının düşmesi lazım ki güçleri etkilensin mevzudan. Ve tabi bunu hızlı hızlı çıkarmak lazım da bakalım ne olacak. Bunun galiba bir %50 şey yok muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Devrim sürecinde en az biri Güney aristokrasisine karşı bir iç savaşta yönetimi iç savaşta. Bunlar olursa başarısız oluyor. Tamam. Ya şu iç savaşa girmediğimiz için böyle devam edebilir. Para akıyor maşallah. Nüfus akıyor maşallah bu sırada. Bilmiyorum oyuna başladığımızda kaç kişi nüfusa baktı ama şu an nüfus akıyor. Ulan artı 3 gelir diye çok sevindiydim, gelmedi be. Artı 3 iyi olurdu. Heh, küçük burjuvazi 9'a düştü. Kritik kısmımız biraz daha düşüyor. Yani burada tütünü kaldırabilirim, tütün vergisini. Nasılsa para kazanıyoruz. 1, 2 bir de bunların... Yani fakirlerin en azından, sınıf düşürenlerin şeylerini biraz azaltsak fena olmaz. Vergi yüklerini. Daha zenginlere vergi koyabilirim. Fakirden tam tersi. Zengini alıp fakire vereceğiz. İlk kez nitelikli işçi var mı diye bakmıyoruz. Göt çok iyi bu oyunda. Artı 5. İyi de bunların artı 5 olması bizi değiştirmiyor. Bunlar hala 100 küsür çünkü. Bizim Güney aristokrasisini güçsüzleştirmemiz ve hızlı bir şekilde şu yasayı ilerletmemiz gerekiyor. Bu devrim çıkacak gibi yalnız. İptal etmezsem çıkacak. Başaramadık. %99'a bile indirebilsem bir iş yaratırdı ama indiremiyorum. Çok fazla radikal var. Özellikle de güney bölgesi zaten. Peki güney bölgesinde ne kadar kışla var ki acaba? Sarı çizmeli Mehmet abi. Genel olarak Yankee diye gözüküyor. Eskiden bunun içinde ordu sayısını gösteriyordu. Şimdi göstermiyor galiba. Öyle mi bakacağız gerçekten tek tek? Bir kışla, 9 kışla var. Bayağı bir askeri var. Eskiden çıkan isyanın üzerinde askerleri gösteriyordu. Şimdi işin komik kısmı göstermiyor. Selamlar. Ama var, güneyde bayağı kışlamız var. Yani bu riske girilmez. Topçularımın ne kadar gidecek, piyademin ne kadar gidecek onu bilmeden bu riske girilmez. Mecbur iptal edeceğiz gibi duruyor yasayı. Şu an buna hazır değil memleket. Radikallik olacak da yapacak bir şey yok. Bunlar da şimdi devrim istiyor. Onlarınki 64. Biraz daha durabilirler. Sıkıntı yok. En azından bir süreliğine şu aristokrasinin gücü düşmesi lazım. Yine düşmedi çünkü. Aristokrasiyi nereden kırarız? En iyi bu sırada evrensel oydan kırarım. Ama ona da radikaller doğal olarak. Onun dışında onları çok kırabileceğimiz bir şey yok arkadaşlar ya. Yani güvenceye alınan özgürlükler fena olmaz. Ülkeyi bayağı rahatlatabilir radikallik anlamında ve devrim anlamında. Deneyelim. Aydınların gücü %13 olmuş. Şu noktada biraz aydınların mutlu ve Abe'in başta olması gerekiyor. Abe hala başa geçmedi galiba. Bakayım. Hala bir cat var. Tarımcılar çok güçlü. Ya biz tarımcıları niye kurtarmıyoruz ki?
Dynam ne zaman abi? Save alıp denedik mi? Yok ya. Kıştalarım var güneyde, değmez. Ya bu çiftçilerin gücünü ellerinden alabiliriz aslında. Ama kim destekliyor ticari tarımı? Abi bu üçlü mü destekliyor? Artı 15 mi veriyor? Hepsi bir arada olamıyor ama. Aa yo, oluyor. Olmuyormuş tamam. Neyse bunu çıkartalım biz. Ondan sonrasına bakarız. Ülke iç savaşa gelince ayvayı yiyorsun. Fabrikalar, plantasyonlar yıkılıyor bayağı. Ya fabrikaların hepsi kuzeyde, onda sıkıntı yok da plantasyonlar sıkıntı olur. Neyse biraz böyle devam edecekler artık. Sinirli minirli neyse ne. Ahşap firkateyn. Abi ahşap firkateyn kullanan ne var ya? Hiçbir şey yok. Benim bir yerde bilmediğim protektoran mı var? Evet, Liberia. Fucking hell. Eksi 2. Olmaz. Silahlı kuvvetlerin çok böyle şey olmasını istemiyoruz. Radikalleri coştura coştura geliyor ama adaylısı. Sanki memleketin çok radikale ihtiyacı varmış gibi daha da radikal oluyor ortam. İnşaat. Şu an inşaata bayağı yatırım yapabiliriz gibi duruyor. Güzel. Şeytani düzenek. Bir ket siktir git şu ülkeden hakikaten ya. Gerçekten siktir git. Eyüp gelse başa bayağı bir işimize gelecek aslında. Yasaların çıkmasını da destekliyor çünkü ülkenin başındaki kişi. Yasaların çıkmasına %10 mu %5 mi ne saldırı şey veriyoruz. Saldırı yalnız. Destek veriyor olması lazım. İç savaş yoruyor. Liberia adı özgürlük kelimesinden geliyor ama kendi halkı Amerikalılara para ile köle olarak satıyor. Çok iyi kandırmacı. Orası şey değil miydi ya? Kölelerin yollanıp kurduğu bir devlet değil miydi? Ben mi anmış hatırlıyorum. Ya, ticari bu sırada bayağı önemli bizim için. Geliyor şimdi ve bunu gerçekten çıkarmak istiyorum. Çok büyük faydaları var ticari tarımın. Bir kere her şeyden önce politikayı shiftler. Çok işimize gelir o da. 60'da açılıyor bir sonraki teknoloji değil mi? Abi şimdilik böyle ver bakalım. Şu an en iyi ticaret kanunu ne? Ya serbest ticaret de iyi, korumacılık da iyi. İkisi de işinizi görür. Tamam. %15 ihtimal bence güzel bir ihtimal. Haybe'ye artı da alıyoruz. Bence o da gayet iyi. Güney aristokrasi yine eksi 10 mu oldu? Şaka mısınız lan siz? %66'sı radikal. Bunlar da isyan çıkarabilecek durumda şu an. Abi siz şakasınız. Evangelik falan kalmamış. Bunlar öteki, ötekiler şu an devrim çıkartıyor bu kışkırtıcı yüzünden. Başımızı belaya sokacak kışkırtıcı. Neyse onun dışında akıyor gidiyor her şeyimiz. Şey ne alemde? İpek pahalı. Motorlu araçlar pahalı. Motorlu aracı yayabilirim. İpek bizim ülkede yok. Dışarıdan alacağız onu. O sırada biraz boya da verelim Georgia'ya falan. Bey çek Britanya'dan gelsin. Çelik çok pahalıymış. Açık ocağa geçmemiş miydim ben? Geçtim. Oha. Açık ocakla mı pahalı çelik? Ne oluyor lan bu memlekette çeliğe? Açık ocağa geçtik. Çelik yine de uçuyor. Tam çelik kullanan şeyleri de bol bol basıyoruz da yani. Tap tap. Tararap tap tap tararam. Ne altın varmış. Napolyon sürül.
Napolyon'u sürdüler. Zorlayanlar gelmiş. Peki. Çin'le ticarete başlasak şahlanır ham maddeler. Çin'e... Aa! Ne oluyor lan? Beyaz barış mı yaptılar Gök Krallığı'yla? Şaka mı bu? Emcüklesinler öyle bir durum varsa sıkıntı yok. Ben şu an biraz şaşırdım duruma. Ah, bunlar ateşkese girmiş. Bitir şurayı da aşikar yazgı tamamlansın. Aşikar yazgı da galiba artı görüş falan verecek. Şu isyanları biraz rahatlatır. İç karışıklığı körüklüyor devrim. Köylülerin tüketimini arttırınca Çin çortladı. Çin'de göt krallığı çıkmış. Ona da bir şeyler yaptılar bu sırada. Son patch'te Gök Krallığı ile ilgili bir şeyler geldi ama tam olarak ne geldi okumadım adam gibi. Genelde o tarz bilgileri boş ver ya. Oyundayken bakarız deyip geçiyorum. Ama bir şeyler geldi yani, ona eminim. Oy, yatırım fonları. Şimdi. Aç bakayım halka. Abi şunları otomatik yapacak bir tuş getirin artık. Bu kadar zor değil Paradox. Aa. Şu oyunu oynayıp hiç mi yatırım fonunu açmıyor bu adamlar? Ya bak, kendi oyunlarını oynuyor mu oynamıyor mu zaten onu bilmiyorum da, oynuyorlarsa da şu yatırım fonunu niye düzeltmiyorlar ya? Oyunun en başından beri var bu sıkıntı. Hiç değişmedi yani, buna dair hiçbir şey yapılmadı. Hep vardı. Bunları da hibeliden çevirebilirsek çok iyi olacak işte. Gök Krallığı'nda ulus ne? Yine Çinlidir. Meksika Savaşı bitmeyecek gibi, kukla olarak alırsak Texas için de çözeriz. Gök Kral. Oraya kadar oynamıyorlar mı? Devrimciler silah deposu bastı. Ananızın öyle kesilmiş. Abi sen ciddi misin? %40'lık event geldi. Aa. Çıldıracağım. Gerçekten memleket için iyi değil. Bu da iç işleri yok için gelmiş. Bir sen eksiktin zaten başımıza. İyi, bunları -8'e düşürdük. Foxteen 22. ayın kutlu olsun. Geliyorlar. Gelmeyin, gidin. Ya Meksika'ya saldıracağım. Salın beni be. Şu yasayı da çıkartıyorsanız çıkartın artık. Vallahi çıldıracağım. Eksiler, artılar havalarda uçuşuyor. Bu kölelik yasağı isteyen biri daha geldi. Barnabas Wheeler. İyi. Kölelik yasağını destekleyen sayısı çok yükselmiş olmalı şu an, iki kışkırtıcı olduğu için, ama Güney aristokrasisi hala güçlü. Onları ne yapacağız asıl? Artı 5 aldı. Barnabas. Aha. Emekli edildir. Gidiver derim. Göt ayağına düştü adam. Aga be. Altınlar gelmeye başlıyor. Nevada çölündekiler çalışmayacak ama olsun. Hatta Nevada çölüne bence hiç yapmayalım. %52 de penaltısı varmış. Onu beklemeyelim boşu boşuna. Silahlı kuvvetler sürekli caz yapıyor ya yasaya. Tam da oyununu oynuyorsun. Sana sormak istediğim bir soru var. İyi yayınlar bu arada. Eyvallah. Yeni patch'ten sonra ekonomiyle ilgili anlayamadığım bir şey var. Yerel fiyatlandırma olayı. Oyun başlangıcında alet ve demiri farklı şehirlere yapıyorum. Yanlış. Edict kullanabilmek için. Ama binalar yerel fiyatlandırmadan dolayı dolanıyor. Normalde binayı bastığım eyalete alet ucuzken diğer eyaletlerde pahalı oluyor. Bunun sebebini biliyor musun? Yerel pazardan dolayı işte. Aynı eyalete kurman lazım aynı. Kömür ve demirin bir olduğu bütün eyaletlere yapıştırın. İnşaat sektörünüzü. Sülfürün olduğu eyalete de patlayıcı, kağıt, bu tarz şeyleri yapıştırmanız lazım. Onun dışındaki eyaletleri salın gitsin. Oralara kışla basarsınız, asker yaparlar sizi. Oo, sendikalar güç kazanmaya başladı lan.
Ne oluyor oğlum Amerika'da sendika mendika? Normalde bunu gören Amerikalıların hemen tüylerinin diken diken olması gerekirdi. O sırada Osmanlı. Evet, Osmanlı'da yok o. Osmanlı'da yapman gereken şey bir kömür, bir de demirin olduğu yere ayrı bir şekilde o şeyi yaymanız gerekiyor. Şimdi şöyle düşünün. Kömür ve demir aynı eyaletteyse konsantre endüstri yapacaksınız. Kömür ve demirin bir arada olduğu eyaletiniz yoksa ayrık endüstri yapacaksınız. Hoyde gibi düşün. İşçiler gümbür gümbür gelin. Gümbür gümbür gitsinler daha iyi olur bizim için. Deli gibi radikal coşuyor bu sırada memlekette şeyden dolayı ya. Devrim mevzusundan dolayı. Şu bir çıksa biraz rahatlayacağım. Ay Allah sizi kahretmesin. Gizli anlaşmanızı tüküreceğim. Çıkartın şu yasayı. Neyse, bir yandan Güney aristokrasisi memnunum diyor. Bunlar memnunsa biz de memnunuz herhalde şu an. %15. Güzel, fena değil. Osmanlı'da neler yapmak lazım başta? Dediğimi yapacaksınız işte. Dağıtacaksın. Yine aynı şeyler. Bütün ülkelerde aynı şeyi yapıyorsunuz. Hiçbirinde değişmiyor. Yok mu bir anda komünist Amerika? İyi, oy vermeye geçtik. Hadi oğlum. Hadi oğlum, çıkartın şu yasayı. Ondan sonra söz köleliği kaldıracağım. Duvarlara da tırmansanız kalkacak o kölelik. Köleydi, profesyonel orduydu derken kızıla boyayacağız Amerika. Amerika orada bilumum dertleriyle, baş dertleriyle uğraşırken arkada işçilerin şeyi, hayali. Temsili bile değil. Bence gerçek bir durum. Aa, bu yasa çıkmaz. Bu yasa çıkmaz. Göte giren şemsiye şu an bu yasanın gidişatı. Whig Partisi eksi %20 yiyor. Anayasal %10 yiyor. Aslında anayasalın güçlenmesini istemiyor değilim. Ama Whig Partisi'nin de düşmesini istemiyorum. Yani bunu bufflarken bunu düşürürüz aşağıya. Bu sefer geri gelir demokratlar. Hiç gerek yok öyle bir şey. Communist State of America. Bu muhabbet peki son peşle birlikte ön plana geldi. Evet, son peşte geldi. Daha önceden yoktu yerel pazar diye bir şey. Şimdi yerel pazar var. Yani düzgün mü çalışıyor? Bence düzgün çalışmıyor. Ama şu anda yerel pazar var ve yapmanız gereken şey bu. Efektif taktik bu. Meta. Abi vermeyin. Bunlara %10 vermeyin. İyi be, %15 geldi. Biraz bürokrasiden kayıp yedik ama. Hala baştalar. Yalnız aristokratlar daha güçlü çıkacak bu seçimden. Şu an %16'ya kadar düşmüşlerdi. Biraz fırlayacak gibi geldi bana. Umarım fırlamaz. Bizim ülkenin ortasındaki boşluk ne? Komançiler, yiyoruz onları. Koloni yapıyoruz onlara. Birazdan aşikar yazgıyı tamamlayacağız o sayede. %19. Hadi be oğlum. Oh, vergiyi yok ettim şu an. Vergiyi yok ettim ama bir sorun, neden yok ettim? Bence bu yasanın çıkması vergiden biraz daha önemliydi. %17 oldu güçleri. Güzel. Birket istifa etmeli. Bence de siktir git Birket de yerine Abraham Lincoln gelsin artık. Lincoln'u istiyoruz. Bir de şu yasa geçerse tabii tadından yenmez. Texas'ı da hallettik. Meksika çekildi. Ana vatan oldu buralar. Çok iyi. Oh, şu yasa da geçti. Vallahi rahatladım. Vallahi rahatladım. Bunların ikisini de arttırmamız gerek bu sırada. Şu bürokrasi eksiği şeyden yiyor. Yani yetmez diye düşünebilirsiniz de yasalardan yiyor. Yasa geçerken yaptığımız zımbırtılardan. Şimdi iki şeyi çok iyi düşünmemiz lazım. Bir, ticari tarıma ihtiyaç var. Fakat çiftçilerin siyasi gücü şu an bizi kurtarıyor.
Eksi 18 oluyorlar. Bunların bir şey memnun ediyordu. Demin sanki gördüydüm. Neydi o pezemekleri mutlu eden? Serbest ticaret olabilir mi? Yok. Vergideyiz zaten şu an. Bir daha zorlarsak başarabilir miyiz bilmiyorum. Çünkü radikallerin çoğu güneyde ve güney, yani adı üzerine güney aristokrasi, biraz fazla güçlü kalıyor. Kölelik yasağını geçirmeden önce şu devrim biraz daha şey olsun. Rahatlasın. Şunları özellikle bir coşturalım. Oo, çelik inşaat. Herhalde ülkenin kıçına kaçar şu anda yaparsam. Kaç gidiyor? 81k giriyor götümüze. Çok fazla. Gerek yok. İçişleri 3 gence yeter. O sırada yalnız buradan gelen eventler yüzünden ülkedeki radikallerin sayısı çok ciddi artıyor. Sürekli olarak artıyor hem de. Öyle de bir derdimiz var. Yetmiyor, hür çiftçiler de eksiye gidiyor. Sendikalar köleliğe karşı mı çıkıyor? Ha, destek çıkıyor, tamam. Bir an dedim ne oluyor? Sendika köleciliği mi destekler, anasını satayım diyecektim. Zaten desteklemiyormuş, sıkıntı yok. Peki Meksika Protektora bence çok da... What? Niye açık değil bu? Hmm. Garip. Demin açıktı, şu an açık değil. Meksika güçlendi mi? Büyük güç. Siktir git. Nesi büyük güç? Yarısını yedim adamın ham diye. Nesi büyük güç olabilir bu adamın ya? Her yeri büyük güç olsa ne olur mesela bu adamın? Alırım kuzeyini muzeyini bir yerine. Chihuahua. Dın 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 dın. Sonora. Sonora dedik. Baha. Baha. Rio Grande'yi zaten eklemiştik. Durango ve Sinaloa diyelim. Bitirelim o zaman. Sinaloa. Durango muydu? 33 puanda kalsın. Bakarsın karşımızda biri gelir. Bakınız Avusturya, Macaristan gayet hevesli dayak yemeye. Gelen görür. Aşırıya mı kaçtı? E tamam, artık devrim istiyor yani. Bu adamlar kölelik yasağını istiyor. Diğerleri ne yapacak bakalım şimdi. Ne? Oh. Oh. Agam sen niye oraya gittin? İnşallah çalışıyordur. Eskiden çalışmıyordu bu, biliyorsunuz. İtalyanları çağıracağım ama bizim bu savaşı kazanma ihtimalimiz çok düştü şeyin gelişiyle beraber. 4 tane lazım değil mi bize? 3. Ops, fazla oldu. Britanya'nın gelmesi bayağı kötü oldu. İtalya'da bize geldi, ayrıldı. Abi bunu düzeltmediler mi hala ya? Of. Ya gerçekten bunu düzeltmediniz mi hala ya? En önemli bug'ı düzeltmeden tatile mi gitti bu herifler? Oyunun en kanser şeyini düzeltmeden adamlar tatile mi gitti gerçekten? İçeride iç savaş, dışarıda savaş. Bakalım nasıl toparlayacağız. Aynen, o bug işte. Şu an bir bug var. Teklif ediyorsun, giriyor, çıkıyor. Bir de ilişkiniz kötüleşiyor bunu yaptığı için. Ya bunu düzelteceklerdi ya. Bunu nasıl unuttular? Anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Bu kadar aptalca bir şey söylemeyeyim diyorum, etmeyeyim diyorum ama aptalca yani bu şimdi. Bildiğiniz aptallık yani bu. Bu sefer güçlerini mi düşürsem ya? Zaten sonraki eventlerle halledebiliyorum. %15'e düştüler. Heh. Aynen, doğru event buymuş. 96'ya indi. Gerçi savaşta şimdi yer aldığımız için
Savaşta yer aldığımız için şöyle bir sıkıntı da olacak. Kıyafet de mi yetmiyor memlekete? Kıyafet, çelik, kurşun biraz. Alet, kağıt. Bunların hepsini birazcık giydirmemiz lazım yavaştan. Oregon neredeydi? Oregon. Georgia'ymış lan, ne Oregon'u? Kıyafetleri Georgia'ya atalım. Boya orada var. Kağıdı da at. Gıda da lazım olacak muhtemelen. Şöyle üçle bunlara. Mobilya. Odunun olduğu yere atmamız lazım mobilyayı da. Pensilvanya'da ne odun varmış? Yapıştır. İnan mod yazmanıza gerek yok. Sabit mesajda mevcut arkadaşlar mod. Bunların komutanları tam mı? Tam. Hadi oğlum hızlı hızlı. Yar geç, yar geç. İngilizler buradan mı alıyor peki nakliyeyi? Yok. Buradan alıyor büyük ihtimalle. Bir tane ordusu var diyor. Onu oradan alıyor. Başka? Aha. Şurada da var gösteriyor. Deneyelim. Hadi abi çok hızlı. Çok hızlı bu yasanın çıkması lazım. Bu ikisi de iyi değil. Şu an 97. Ya bu Meksika Savaşı bittiğinde radikal olarak geleceği için bu insanlar. Bakayım. Evet, radikal olarak gelecekler. Eksi 5'e eksi 10 yiyoruz bir de. Direkt devrim çıkabilir. Daha mı iyi acaba? Zengin ve istikrarsız siyasi ortam, siyasi sürgünler ve vatansız insanları ülkeye çekti. Bu insanlar Washington kahvehanelerinde toplanmaya başladı. Prestij eksisi yiyip %10 hayat standardı azalanlardan radikal olanı alabilirim. En azından bir süre boyunca rahatlatabilir bizi. Arizona. Arizona'da insan varsa oraya da altın çakın direkt. Var. Yapıştır. Güzel, rahat dövüyoruz şu an ya. Yağmaladığımızı zannetmiyorum. Hala daha eventini görmedim yağmalamanın. %4 savunma mı? Aman ya Rabbi. Meksika'ya bak sen. 89'a düştüler. Hadi oğlum, hadi oğlum. Şu yasayı hızlı hızlı geçelim. Gittikçe düşüyor ama buna güvenmemek lazım tabii. Yani radikal sayısı düştüğü için rahatlıyor her seferinde. Ama yeterli değil. Amerika'nın iç savaşı çıkmayacak işte. Bunu geçirsek. %67. Lucius Custis. Buradan biraz itilmişiz. Abi ya bir şey de sıkıntı var ya. Bilmiyorum, yağmalamıyor şu an bizimkiler yani. Sebebini anlamıyorum ama yağmalamıyorlar.